hocamız. Orhan Velikan'a ait bestesi, bir eseri, sözlerini bestelemiş. Ben sevgilim çok uzaklarda olan bu şiiri okumak istiyorum. Sevgilim çok uzaklarda. İçkiye benzer bir şey var havada. Kötü ediyor insanı, kötü. Hele bir de hasretlik olduğumuz yerde, sevdiğim başka yerde, ben başka yerde. İçkiye benzer bir şey var havada. Sarhoş ediyor insanı, sarhoş. Sevdiğim benim çok uzaklarda. Deli ediyor insanı, deli. Sevgiye kokar bir ney var yuvada. Gafil ediyor insanı, gafil. Yani hem coşkunluk gerdi bir perde. Cancağızım ayrı elde, ben ayrı elde. Evet. Biraz da sabır, bitiriyorum. Başka yerde, ben başka yerde.
insanı değil. Sırada sözlerini Zeynel Öksaç'a ait olan, Beksaç'a ait olan hocamız tarafından bestelenmiş. Gideceksen eğer sen git haber vermeden. Come.
Ankara'da. Ağustos ayında İtalya'dayken ben bir sanat yapımcılığını yaptığımız Sanata Hizmet Edenler diye bir televizyon programında hocamla bir sanat programı yapalım dedik. O da o sırada Hırvatistan'daymış, bir saatlik mesafe. Ve Hırvatistan'a hocamla buluştuk. Oradan Türkiye'ye canlı yayın akabinde de YouTube'dan yayınlanmak üzere bir sanat programı yapmıştık. Hocam o anlamda da Türkiye'de sanat çevresince oldukça sevilen ve takdir edilen bir sanatçı. O programda hocamın şu anda okuyacağım şiiri ve akabinde bestelediği eserine çok telefon ve mail aldık, çok etkilendik, ağlayanlar oldu diye. O şiiri size arz edeceğim. Oğlu için yazmış olduğu bir şiir, oğlu Levent için. Oğlum, oğlum sen neredesin? Oğlum sen neredesin? Uzun zaman oldu görmedim. Nereye gittiğini bilmiyorum, sen neredesin? Resmin elimde bakıyorum, sözlerin dilimde söyleniyorum. Büyüdün mü yoksa, küçük mü hala? Mavi gözlerinin içini bile seviyorum. Seni çok özledim, seni bekliyorum, dön bana. Sarışın saçların, gözler mavi, eller nazik, güzel teni. Şirin yüzü, tatlı gülüşü, nerede oğlum, nereye gitti? Seni çok özledim, seni bekliyorum. Dönmen hiç yok mu buralara? Bir dakika olsun göreyim seni, özlüyorum. Büyümüş gibi sevimli oğlum, bense yalnız bekleniyorum. Kader bunu böyle istedi, ayrılığı çekemiyorum, özlüyorum. Evet, huzurlarınızda Yeşil Hikmet ve oğlum. Dönme kapı hiç buralara.
olsun göreyim seni. Özlüyorum. Gümüş gibi serifin oldu. Şeyin sonu geldiği gibi gecenin de sonu istemeyerek geliyor. Sonu çok güzel, unutulmaz bir anı yapmak üzere sahneye Ata Kadınları Korosu'nu, Türk Sanat Müziği, Doğru Yol Derneği'nin saz ekibini, tüm arkadaşları ve İstanbul'dan gelen Reşit İsmet hocamızın dostlarını da almak üzere bir tablo oluşturalım. Evet, onlar yorulmadı. Arkada böyle ayakta bekliyorlar. Kuvvetli alkış bekliyorlar. Yine bir güzel bağlayacağız. Kuvvetli alkışlarımızla bağlayacağız. Evet, şimdi finalimiz Melih Kibar'ın unutulmaz eseri. Hep birlikte, salonla birlikte söylüyoruz. Ah bu hayat çekilmez. Evet, zaman zaman ah bu hayat çekilmez diyoruz ama böyle güzellikler bu hayatı çektiriyor işte. Hep bu güzellikler devam etsin. Ve Reşit hocamıza iyi ki varsın diyoruz. İyi ki Reşit hocamızı tanımışız. Böyle değerli prizenden böyle değerli bir usta çıkmış. Kendisine ömür boyu başarılı, mutlu bir sanat hayatı. Ailesine, dostlarına, siz tüm prizenlere mutlu gelecekler diliyoruz. Sevgi ve saygılar sunuyoruz. Evet. Thank you.